Turco Money, Türkiye'ye ve dünyaya değer katanlar. Turco Vision 2021 ödülleri. Turco Money 11 yaşında. Türkiye, sayısız medeniyete mekan olmuş bir ülke. Tarihi zenginlikleri ve doğa güzellikleriyle cennet bir ülke. Coğrafik konumu ve stratejik önemi her geçen gün artan ve dünyanın dikkatle takip ettiği bir ülke. Genç nüfusu ve dinamik iş dünyasıyla gelecek vaat eden bir ülke. Müslümanlıkla demokrasiyi ve laikliği bir potada buluşturan tek ve emsalsiz bir ülke. Bu muhteşem özelliklere sahip olan Türkiye, son dönemlerde sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ancak her şeye rağmen Türkiye'nin önü açık. Türkiye demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, laikliği, toplumsal barışı ve müreffeh bir devlet olmayı fazlasıyla hak ediyor. Türkiye bilimde, eğitimde, sağlıkta, sanatta, teknolojide, sanayide, tarımda, kısacası her alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeyi hedefliyor. Türkiye'nin genç ve parlak girişimcileri bu hedefe ulaşmak için koşuyor. Türk firmaları bu vizyonla uluslararası pazarlarda devlerle rekabet ediyor. Türk bilim insanları bu heyecan ve aşkla buluşlara imza atıyor, insanlığa büyük hizmetlerde bulunuyor. İşte K-Medya grubu bu misyonla yayıncılık yapıyor. 2002 yılında faaliyete geçen ve internet yayıncılığında birçok ilki başlatan Haber1.com objektif haberciliğiyle sanal dünyadaki yolculuğunu başarıyla sürdürüyor. Turco Money 11 yaşında. İşte Turco Money, K-Medya grubu bünyesinde 2011 yılının Şubat ayında Dünya Dergisi olma hedefiyle yayın hayatına başladı. Bu hedefini gerçekleştirmek için Almanya'dan Tunus'a, Fransa'dan Azerbaycan'a, İsveç'ten Kamerun'a, Avusturya'dan Hong Kong'a, Kazakistan'dan Sırbistan'a, ülkelerin ekonomisiyle ilgili raporları Türkçe, İngilizce olarak yayınladı. Birçok ülkenin lideri, başbakanıyla yapılan röportajları sayfalarına taşıdı. Bu özellikleriyle Turco Money, bugün Türkiye'nin tek uluslararası ekonomi-finans dergisi. Zengin içeriği, sektör araştırmaları, ülke raporları ve ses getiren röportajlarıyla Turco Money, iş dünyası ve devletleri yönetenler için referans kaynağı. Turco Money, birbirinden değerli yazarlarının çarpıcı analizleriyle Türkiye ekonomisinin nabzını tutuyor. Deneyimli gazeteci ekonomist Dr. Kazım Kılınç yönetiminde dinamik ekiple yayınını sürdüren Turco Money, Dünya Dergisi olma yolunda hızla ilerliyor. Turco Money, dünyanın en büyük dijital yayın platformu PressReader'da, dünyanın bir başka büyük dijital yayın platformu Maxter'de ve Türkiye'nin en büyük dijital yayın platformları Turkcell Dergilik'te ve Türk Telekom E-Dergi'de, yüzün üzerindeki ülkeye ait binlerce dergi ve gazete ile birlikte dünyanın her noktasındaki okurlarla buluşuyor. İşte Türk ekonomisi için bir değer yaratmaya çalışan, Türkiye'yi uluslararası arenada tanıtan, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Turco Money, şimdi bu misyonuna uygun olarak hedefini bir üst noktaya taşıyor. Turco Money, Türkiye'ye ve dünyaya değer katanları ödüllendiriyor. Değişik alanlardaki uzmanlıklarıyla tanınan
ve birbirinden değerli isimlerden oluşan Turcomani jürisi, titiz bir değerlendirmeden sonra faaliyetleriyle ekonomiye ve toplumsal hayata değer katan kuruluşları ve kişileri değerlendirdi. Turcomani üretim, yatırım, istihdam, ihracat, yenilikçi yaklaşımlar, bilim ve sosyal sorumluluklar alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'ye ve dünyaya değer katanları belirledi. Turcomani 11. yaşını Türkiye'ye ve dünyaya değer katanlar ödülleriyle kutluyor. İşte Türkiye'ye ve dünyaya değer katanlar, işte Turcovision 2021 ödülleri. Yılın Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Bilgin. Enflasyonun karşısındaki, enflasyonun ücretleri, reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz. Yılın Devlet Adamı, Avrupa Birliği Eski Bakanı ve Birleşmiş Milletler 75. Dönem Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır. Genel Kurul'da veto yok. Genel Kurul'da getirirsiniz konuyu, oya koyarsınız, hiç kimsenin veto etme hakkı yok. Yılın Yerel Yöneticisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Sizlere ve bizi izleyen Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler. Yılın CEO'su, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli. Türkiye Sigorta olarak 84 milyona ulaşma hedefiyle yola çıktı. Yılın Bürokratı, Kazım Gökhan Ergin, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü. İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi olarak 2006'da İstanbul'da kurularak İstanbul'un sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi, kısa adıyla İSMEP'i yürütüyoruz. Yılın Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası. Yılın İş Adamı, Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu. Devletin belirlediği 11 tane önemli ürün vardı. Bir numarası elektrikli araba, iki numarası elektrikli forklift ve istif. Ve Türkiye'de ilk elektrikli forklift üretmeyi başardık. Yılın iş kadını, Anika Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer. Belli bir üretim, hele adetli bir üretim yapacaksanız bir kurguyla hareket etmek zorundasınız. Yılın girişimcisi, General Mobile CEO'su Sebahattin Yaman. Kendimi iş hayatında tanıdım tanıyalı. Motive olduğum şey başarı. Başarı hikayesi yazmak. O güne kadar yapılmamışları yapmak. İş dünyasında yılın örgütü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK. Turcomani Onur Ödülü, Profesör Doktor Derya Unutmaz. Amerikan Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı. Aşı olan kişiler tamamen enfeksiyonu önleyebilecekler. Yani size virüs bulaşıyor ama semptomlar bile gösterilmiyor. Turcomani özel ödülleri. WOW İstanbul Hotels Convention Center. ADH Holding. Turcomani Vefa Ödülleri, Profesör Doktor Erol Eren. Krizden dolayı Avrupa ülkeleri alımlarını durdurdu. Kriz halinde insanlar harcama yapmıyor. Profesör Doktor Hasan Onat. Bırakın akıl din çatışmasını, akıl, din ve bilim her zaman İslam açısından işbirliği yapmak durumundadır. Doktor Yaşar Erdinç. Enflasyonu istikrarlı ve düzenli hale getirdiğimizde kuru ve faizi istikrarlı hale getiririz. Turcomani Mansiyon Ödülü, EOS Turkey Property. Turcomani, Türkiye'nin dünya dergisi olma yolculuğunda inançla, azimle, aşkla koşmaya devam ediyor. Yolun açık olsun Türkiye, yolun açık olsun Turcomani. Nice 11 yıllara.